Never. Bu gece senin için çok zor bir geceydi biliyorum. Benim yüzümden hak etmediğin şeyler yaşadın. Bu yola çıkarken zor olacağını biliyorduk ikimiz de. Ama birbirimize söz verdik. Öyle bir zamanda girdin ki hayatıma. Gördüğüm olmuştu her şey. İçinden nasıl çıkarım bilemiyordum. Şimdi o düğümler teker teker çözülüyor biliyor musun Nefa? Biraz da senin sayende. Ne olursun.
Durumu nasıl doktor bey? Hastaneye mi gitsek? İyiyim ben, iyiyim, iyiyim. Tansiyonun çok yükselmiş. Dil altıyla toparlar şimdi. İlaçlarınızı düzenli alıyor musunuz? Evet de. Yalnız doktor bey, yani hiç böyle olmazdı. Bir hastaneye gitsek içimiz rahat ederdi en azından. Şu an dinlensin, gerek yok. Ama Kasım Bey'i yarın veya öbür gün hastaneye kontroller için bekliyorum. İlaçların yeniden düzenlenmesi gerekebilir. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Emir'cim sen doktor bey. Kasım Bey çok geçmiş olsun. Canım, nasıl hissediyorsun kendini? Çok korkuttun bizi. Bu duyduklarımdan sonra ölmediysem artık bana hiçbir şey olmaz. Hadi dinlen biraz, ne olur. Hayacığım bebeğim, iyi misin? Çok korkuyorum yavrumcuğum. Çok haklısın aşkım, tamam korkma, ben yanındayım bebeğim. Ben yanındayım İthalem, tamam. Yağmur, iyi misiniz? Ben... çok korktum, çok korktum. Tamam, tamam. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Biz hayalle oyun oynuyorduk. Ondan sonra birdenbire bir silah sesi geldi. Ne olduğunu anlamadık. Çok korktuk, çıkamadık dışarı. Ondan sonra yukarı çıktığımızda Alp Bey'i hastaneye götürüyorlardı. Kim vurmuş belli mi? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayal. Güzelim, gel canım. İyi misin bir tanem sen? İyi değilim. Tamam, canım korkma, tamam geçti. Kıyamam sana ben. Güzelim. Canım. Affet beni oğlum. Evladına sahip çıkamadım. Ama merak etme sen, alacağım hayali. Ben torunumu üvey baba eline bırakmam. Acele, acele, acele! Ne olur ona bir şey olmasın. Ne var? Silahlı yaralanma, sağ cephede. Hanımefendi, yakın mısınız? Evet. Kimin vurduğunu gördünüz mü? Hayır. Adli vaka. Şüphelendiğiniz herhangi biri var mı? Düşmanı vesaire. Yok. Bilmiyorum. Kimlik bilgileri için hastane polis noktasına gelmeniz gerekiyor. Tamam. Alp cevap vermiyor. İstersen sen bir ara. Ben aileden de değilim sonuçta. Ara. Ara da babasını ne hale getirdiğini söyle. Yok. Şimdi telefonu tamamen kapatmış. Çok güveniyordu oğluna. Al işte. Gördü gerçek yüzünü. Ne? Hayalcim, biz şimdi gidiyoruz ama merak etme, Ferhat abin ilgilenecek seninle, tamam mı? Tamam. İlgilenirim tabii. Hatta babaanneye bile gideriz, ha? Beni sevmiyor ki. Aa, nereden çıkardın onu? Ne kadar çok seviyormuş seni. Sana öyle mi dedi? Evet, hem de kaç defa söyledi. Özlemiştir de. Yağmur, hadi çıkalım artık, hadi. Yağmur, anneme bir şey olmam
almıştım. Lütfen benden saklamayın. O kurban olurum sana. Hayır bebeğim, sen sakın merak etme. Ben konuştum onunla. Hatta şimdi hastaneye gidince aratacağım seni. Tamam mı bir tanem? Ferhat, sana emanet. Tamam tamam, merak etmeyin. Hadi görüşürüz. Şşş. Gidelim mi babaanneye? Hayır. O niye? Zevksiz bir yerde sıkılıyorum ben. Hayda. Nereden gideceğiz teyze? Ay, kafam karıştı ya. Of, daha önce gittiydim. Dur bakayım şuradan. Bak, bak şurası. Tamam. Hadi, hadi acele oğlum, hadi. Sen bir daha o çocuğun yüzünü görebilecek misin bakalım? Sen dur sen. Baba. Aa. Kasım'cığım niye kalktın şimdi? Dinlenmen gerek. Arayın şunu, gelsin konuşalım. Öyle olmaz. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Ben seni geçireyim. Geçmiş olsun, tekrar iyi akşamlar. Sağ ol canım. Kasım, bak şu anda doğru zaman değil. İkiniz de gerginsiniz. Yarın sakin sakin konuşursunuz. Hı? Görüyorsun değil mi? Kendi aramıyor, arkadaşını aratıyor. Hadi aç ama şunu. Efendim Berk. Ne? Kasım. Ah Neva, bir tanem. İyi misin canım? İyi misin? Çok kan kaybetti, çok. Ne dedi doktor, nasılmış durumu şu anda? Acil ameliyat aldılar. İnşallah bir şey olmaz. Kendimi asla affetmem. Neva, senin ne suçun var, ne olursun yapma şunu. Ben sardım başına bu belayı. Kesin Korhan yaptı, adım gibi eminim. Sen gördün mü, ateş eden Korhan mıydı? Hayır, görmedim. Benimki sadece bir tahmin. Sen ailesine haber verdin mi? Verdim, verdim. Yoldayken aradım. Geliyorlar şimdi tamam. Onlar. Eyvahlar olsun. Nedir durum? Şu an genel durumunu bilmiyoruz ama ameliyathanede içeride. Sen... Sen ne işte buraya gelirsin? Senin ne işin var burada? Tamam, sakin olun Kasım amca. Bir isterseniz oturun. Sana ne işin var burada diye soruyorum. Ben çok üzgünüm. Gerçekten bir anda oldu her şey. Restoranın orada bir anda... Oğlum hayatını mahvettin, yetmedi mi? Ha? Peşindeki pislikler yüzünden oğlum şimdi burada. Onu benden aldın, şimdi de hayattan koparacaksın, öyle mi? Asma, lütfen sakin olun. Bir şöyle geçin isterseniz. Bu kadını buradan götür. Onu burada görmek istemiyorum. Derhal gitsin buradan. Çabuk. Tamam, tamam. Sakin olun lütfen, sakin olun. Gider misiniz? Şu anda herkes çok gergin. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Delirtme beni. Beni delirtme. Delirtme beni, delirtme. Tamam, Berk. Sen alıp çıkar mısın lütfen? Tamam. Gel. Ne var, siz çıkın Yağmur. Hadi bahçeye çık. Çıkamazsın. Akkaran'ın yakınları. Ben babasıyım. Acil olarak 4 ünite kana ihtiyacım var. Tamam, ben veririm. Tamam o zaman, hadi. Kasım, sen veremezsin. İlaç kullanıyorsun. Doktoruyla konuşurum, tamam. Tamam, tamam. Biz Berk'le hallederiz. Gideriz biz. Tamam, hadi. Ben veririm. Buyurun gidelim. Orada bakılır zaten. Ben de kan vereceğim. Neva. Hanım, sizin vereceğiniz kana falan ihtiyacımız yok. Artık bir çıkar mısınız hayatımızdan? Daha fazla sorun çıkarmayın ya. Ben Alp'in eşiyim. Kanımı da veririm, canımı da. Siz de bana engel olamazsınız. Sakin olun lütfen. Yetersiz gelirse duruma göre size haber vereceğiz. Buyurun gidelim. Bir tanem, iyi misin?
İyi değilim Yağmur. Nasıl iyi olayım? Çok haklısın. Gel biraz dışarı çıkalım, nefes alalım ha. Ay. Bebeğim gel. Emin ellerde. İyi olacak, merak etme. Hadi gel. Gel bir tane. Geç hayat. Hayal, ne yapıyorsun burada? Seni arıyorum içeride. İçeride sıkıldım da. Gel hadi içeriye, hikaye anlatayım sana. İster misin? İstemem. Zaten sürekli aynı hikayeyi anlatıyorsun. Sıkıldım. Gel hadi o zaman taş kağıt makas oynayalım. İster misin? Keyfimde değilim. Babaannem geldi. Ne işin var senin burada? Esas senin ne işin var burada? Kovulmamış mıydın? Neyse ya. Anası olacak bakamadı değil mi? Evlendi ya, kapının önüne koydu çocuğu, sen avutuyorsun. Ne işi var bu çocuğun bu saatte burada? Ya teyze, Alp Bey'i vurmuşlar. Nasıl yani? Ya bayağı kurşunlamışlar herifi. Nevada yanındaymış. O soysuz da ikisi ölmüş mü yoksa? Ya ölüm ölüm yok. Nereden çıkarıyorsun? Alp Bey'i vurmuşlar. Nevada yanındaymış. Hastanedeler beraber. Tamam, gebersinler. Ben hayali almaya geldim. Teyzeciğim, kız bana emanet. Annesi gelsin, alırsın kızı. Hem zaten hayale ben sordum, istemiyor gelmek. Oğlum işte anası gelinceye kadar bende kalsın diyorum. Hem biraz hasret gideririz, ne var? Ne diyecekmiş anası? Benim torunumu görmeye hakkım yok mu? Ya var. Var da. Hem hayal istemiyor ki. Olur mu öyle şey canım? İstemiyor, olur mu hiç? Kuzum, hadi kuzum, gel hadi eve gidelim ha? Okula da başlamışsın, sana hediyeler aldım. Bilmem ki. Çanta aldım, defter aldım, böyle renkli renkli kalemler aldım. Onları veririm, anneni de ararız, ben de olduğunu söyleriz. Ne yapacağım burada böyle bir başına? Hadi gel sıcacık evimize gidelim. Aslında iyi olur biraz, benim de canım sıkıldı. O zaman ben eşyalarımı toplayıp mı gidelim? Tamam. Ne istiyorsan al. Hadi. Ben burada bekliyorum. Alalım çantamı, eşyalarını. Hadi. Gelelim biz o zaman. Nerede bu çocuk? Telefonu tamamıyla kapatmış. Karahun'un mahallenge Melahat'a, Alp Karahun'a silahlı saldırı. Mahalleler sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden açıklama bekliyor. Döner misiniz lütfen? Döner misiniz? Hastaneye gidiyoruz hemen. İçeride söylediğinde samimi miydin? Gerçekten canını verecek kadar çok mu seviyorsun Alp? Ne var, sen aşık mı oldun? Aslında bunu bana söylemek neden bu kadar zor, bunu soruyorum ben. Bir anda çıktı ağzımdan. Sonuçta eşim. Alo Ferhat. Neva. Alp Bey nasıl oldu? Daha iyi, teşekkürler. Hayal nasıl? Ya benim teyzem geldi. Restorana. Ben dedi Hayal'i dedi çok özlemişim dedi. Aldı gitti. Ne demek aldı gitti? Annesi gelene kadar bende kalacak dedi. Arayacaktı seni, aramadı mı? Keşke haber verseydiniz. Ya Neva, şimdi kızın babaannesi, ne diyeyim ki ben? Hem Hayal de gitmek istedi. Öyle bir ufak çanta yaptık. Kitaplarını, defterlerini koyduk yanına. Bir de böyle biraz kıyafet koydum, gönderdim. Peki tamam. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ne? Babaannesi mi almış Hayal'i? Evet. Ay, bu kadının da ne yapacağı belli olmuyor ha. Sonradan kıymetini anladı demek. Neyse, babaannesi sonuçta. Boş ver, yabancı yerde değil. Hayal de seviyor babaannesini. Ben kantine gidiyorum, bir çay alacağım, bir şey ister misin? Su alsan yeter. Tamam canım.
Memnun musun yaptığına? Ha? Ya Alfa bir şey olsa senin vicdanın sızlamayacak mı yani? Nesin sen? Böyle ortalıkta küçük sevimli kız çocuğuyla dolaşan servet avcısı mı? Babayla oğlu birbirine düşman ettin. Bütün aileyi paramparça ettin. Bak Ece, kalbini kırmak istemiyorum. Ama sen haddini aşıyorsun, anladın mı? Benden de, bizden de uzak dur artık. Durmazsam ne olur acaba? Dene bakalım. Gör ne olacağını. Görelim bakalım. Ben senin gibileri o kadar iyi tanıyorum ki. Hiç sanmıyorum. Ve senin artık tartışmak da istemiyorum Ece, anladın mı beni? Benim yaşadıklarım sadece beni ilgilendirir. Alp'e yaşattıkların da beni ilgilendirir ama. Çünkü içeride senin yüzünden can çekişiyor Alp şu an. Ne bağırıyorsun be yanmış gibi? Sen kimsin ya? Ya sana şimdi bir gösteririm kim olduğumu. Yağmur tamam, tamam sakin ol. Süs bebeği! Buna ne oluyor ya? Çayım da gitti. Hay Allah'ım ya Rabbim. Nefa farkında mısın? Bu karahunlara selam veren herkes sana bir tur uğruyor. Hayır yani kadının saçını başına yolacağım. Ama sonra gelecek diyecekler ki neden yaptım bunu, verecek bir cevabım yok. Niye? Çünkü hiçbir bilgim yok. Neden? Çünkü ben Fransızım. Kusura bakma Yağmur. Ah be bir tanem. Ah bir tanem ya, ben senin bu haline üzülüyorum. Şu düştüğün duruma bak. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Allah vermeye. Alp'e bir şey olursa bunlar vallahi billahi seni linçlerler. Seni şikayet ederler. Ben zaten Alp kısmını işin hiç anlamıyorum. Ya sen aşık olsan bana söylersin, anlatırsın. Ama belli ki başka bir şey var. Bana bak, bu Korhan belası mı zorladı seni bir şeye? Ha? Belki de Korhan seni vurmak istedi Neva. Ha? Olamaz mı? Belki de sana ateş etti ama bir kurşun Alp'e geldi. İfadende şüphelendiğin biri var mı diye sormuştunuz. Sizi dinliyorum. Korhan Ateş. Ondan şüpheleniyorum. Daha önce neden söylemediniz? Telaştan ne yapacağımı bilemedim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne konuştun polise? İfade verdim. Sen şu işi baştan anlatsana bana. Baştan mı? Neden? Çünkü bütün ayrıntıları öğrenmek istiyorum ya ben. Kardeşime her kim vurduysa onu bir an önce bulmak istiyorum. İyi de ben şüphelendiğim kişiyi söyledim zaten ifademde. Kimmiş? Korhan. Korhan. Evet o. Sen gördün mü Korhan? Hayır, sadece... Sadece? İfademde de belirttim. Başkası olamaz. Hem restoranı da basmıştı. Ha, ifadenin de bunu söyledin ya. Evet. Korhan Ateş vurmuş olabilir dedim. Ne var, Korhan böyle bir şeye cesaret etmiş olamaz. Başka kim olabilir ki? Alp kime ne kötülük yapacak? Bazen böyle bir şeyin başına gelmesi için kötülük yapmana gerek kalmıyor ki ne var? Mesela birdenbire hayatına biri giriyor. Hiç tanımadığın, geçmişini bilmediğin biri. Başı belada olan biri. Ve sana da bulaştırıyor. Olamaz mı? Korhan Bey. Gel. En ufak fren varsa yakarım. Orhan Bey her şey yolunda. Siz hiç merak etmeyin. Güzel. İyi haberleri dinlemeye bayılırım, bilirsin. Anlat. Şimdi patron, arabayı Emre'nin hurdalıkta parçaladı.
Güzel. Alp Karaoğlu'nu vuran arkadaşı da cehennemin dibine gönderdim. Öldürdünüz mü lan? Patron, ben o manada söylemek istemedim. Yani bir yerlere gönderdik. Ya kimse bulamaz anlamında söylemek istedim aslında. Lan hiç eğlenceli değilsiniz. Neyse. Keyfim yerine geldi. Patron, sırası değil belki ama bu Erdal Bey'in... Oğlum, sırası değilse niye topa çıkıyorsun? Niye tadımı kaçırıyorsun? Hı. Emir Karahun. Ulan senin de keyfimi kaçırmana izin vermeyeceğim Emir Karahun. Alo. Alp, sen mi vurdun? Ben de iyiyim Emir Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sen soruma cevap ver. Ya delirdin mi ben? Ha? Niye kendi bacağıma sıkayım? Yani ortak olduğum adamın kardeşini niye vurdurtayım? Ben sizle ortaklığa devam etmek istiyorum. Vallahi açıkçası ben de senin Alp'i vuracak kadar kendini kaybettiğini düşünmüyorum ama. Haberin olsun. Deva polisi senin adını vermiş. Hmm, belli belli. Geldiler zaten. Görüşmeyeceğiz. Orhan Ateş. Buyurun benim. Bizim de gelmeniz gerekiyor. Hayırdır memur bey? Bir yanlışımız mı olmuş? Hakkınızda ihbar var. İfadenize başvuracağım. İhbar mı? Ne hakkında? Alp Karahun'un vurulmasına ilgili. Şüpheli olarak isminiz geçiyor. Vay benim Alp kardeşim. Ölmüş mü yoksa? Uzatmayın beyefendi. Lütfen gidelim. Yani... Amirim, şimdi gidelim gitmesine ama belli bir yanlışlık var. Yani ben ortağımı niye vurayım? Ha, tamam, tabii gidelim. Yani kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak bir vatandaşlık borcu en nihayetinde. Buyurun. Koran Bey, avukatınızı çağırayım mı? Yok be oğlum, ne avukatı? Belli bir yanlış anlaşılma var. Memur beylerle gideceğiz. Bir vatandaşlık görevimizi yerine getireceğiz oğlum. Buyurun lütfen. Ameliyat devam ediyor. Kalsın. Nerede? Nerede? Oğlum nerede? Tamam. Sakin ol. Nerede? Vurmuşlar diyorlar. Nerede? Ameliyatta. Ameliyatta. Sen sakin ol sadece. Ameliyatta mı? Ameliyatım yaşıyor de. Ne olur bana iyi olduğunu söyle. Ne olur yaşıyor de. Ne olur iyi olduğunu söyle. Yaşıyor tamam. Lütfen bir kerecik göreyim ne olursun. Bir kere görsem ne olursun bir kere göreyim ne olursun. Rica ediyorum bir sakin ol. Ameliyattan çıksın görürsün. Tamam. Bir sakin ol, burası hastane. Bakın. Kim yaptı bunu? Kim yapmış? Bilmiyoruz. Polis araştırıyor. Geç. Geç şuraya. Gel otur şuraya. Geç. 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 Tamam. Kim yaptı bunu Alp Bey? Kim yaptı? Kim yaptı benim oğluma bunu? Ay Alp. Alp. Ne yapar? Sarılıp teselli etseydin bari. Türkan, bari burada yapma. Sonuçta annesi. Böyle olmayacak. Böyle olmayacak. Seval Hanım, iyi misiniz? İyiyim ben. Başım döndü bir anda. Tamam, biraz hava alalım. Biz bir dakika. Gitmek istemiyorum. Ya çıkarsın? Tamam, hava alalım mı döneceğiz? İstemiyorum. Amirim, kesin bir yanlış anlaşılma var. Ya beni kime sorsanız söyler. Ben karıncayı incitecek adam değilim. Bana maval okuma Koran. İkimiz de senin eski vukuatlarını biliyoruz. Dünkü çocuk yok karşında. Ya amirim, Allah'ınızı severseniz. Hangimiz gençlikte böyle yanlış yanlış işler yapmadık? Ha? Bizimki de o hesap işte. Tamam, geçmişte bazı hatalar yaptık. Yaptığımız hatalardan derslerimizi aldık. Büyüdük. Doğru yolu bulduk. Ben artık temiz temiz çalışan... ...vergisini veren bir yurttaşım. Sen ne zamandan beri iş yapıyorsun karavanlarla? Yani çok fazla olmadı. Tabii bizim için de büyük bir fırsattı bu anlaşma. Ya amirim, ben niye kendi ayağıma sıkayım? Ha? Ortaklık yeni.
aramızda en ufak tatsızlık yaşanmamış. Yahu ben deli miyim? Ben niye vurayım ya da vurdurtayım Alp Bey'i? O zaman niye senin hakkında ifade verdiler? Ya bilmiyorum ki kim verdi. Yani muhtemelen rakiplerim. Karavan Holding tabii büyük bir şirket, büyük bir marka. Onlarla ortaklık yapmak herkese nasip olmaz. Yani bence girdiği haleye, alamayınca da ne yapacak? Beni böyle saf dışı bırakmak istedi. Ya amirim ben zaten olayı gönderdiğiniz memurlardan öğrendim. Ben hastaneye gidip adama geçmiş olsun ziyaretinde bulunacağım. Ve tuttular buraya getirdiler beni. Hem olay saatinde benim nerede olduğum, kimlerle olduğum da gayet açık net belli. Neredeydin? Çalışanlarımla birlikte iş yerim. Tanığın var yani. Çalışanlarımın hepsi. Bir su alabilir miyim ben? Hayal ne yaptı acaba? Bir Sultan anneyi arasam mı? O... Seylan Hanım da geldi. Seylan Hanım. Sen buraya da mı geldin? Oğlum vuruldu daha önce senin yüzünden. Şimdi ölümle burun buruna. Ameliyatta. Yeter artık, çık onun hayatından. Yeter. Seylan Hanım ben bir şey yapmadım. Sen bir şey yapmadın zaten. Ama peşindeki adamlar yaptı. Seni daha önce de uyarmıştım. Ondan uzak dur dedim. Hayatımızdan çık dedim, dinlemedin. Tamam kabul ediyorum, bana yardım ettin. Sağ ol. Ama Alp bunun bedelini ödedi. Çık artık hayatımızdan. Çık yeter. Seylan Hanım iyi değilsiniz siz. Gidelim. Yeter. Al işte bir tanem. Yaptığın iyiliklerin karşılığı. Seylan Hanım da sana patladı. Hayırlı nöbetler memur bey. Vedat. Oğlum özgürlük gibisi yok be. Çıktın ha patron. Oğlum, ortada delil yok. Bütün gün ben çalışanlarımla beraber iş yerindeydim. Ha, sen şahitsin. Şahidim patron. Öyleydi tabii. Bütün gün beraberdik. Alp'ten haber havadis var mı? Alp'in ameliyatı devam ediyor. Epey de kana ihtiyaç varmış. En son aldığım bilgiler bunlar. Ya gencecik aslan gibi çocuk. Yani bari sakat kalmasa da ölüverse. Kısmet abi. Kısmet. Evine bırakayım mı? Yok oğlum ne evi, Allah Allah. Önce başka işlerimiz var. Bir hastaneye gidip geçmiş olsun demeyelim mi? Aslanım, bugüne bugün onlarla ortak değil miyiz? Hadi aç bakalım kapıyı. Ulan ne var? Biz Alp ile Amerika'dayken çok büyük bir aşk yaşamıştık. Sonra ortada hiçbir şey yokken terk etti beni. Buraya döndü. Çok zor bir süreçti tabii benim için. Ama hayat devam ediyor. Ben de elimden geldiğince devam etmeye çalıştım. O yüzden döndüm zaten Türkiye'ye. Sonra referanslı bir şirkette işe başladım. O da Alp'in şirketiymiş. Şirkette karşılaştığımızda beni hiç tanımıyormuş gibi davrandı. Yeniden tanıştı benimle. Hani Alp beni çoktan kalbinden silip atmış. Alp bana senden hiç bahsetmedi. Yani bu konuları da konuşmayı sevmezdi zaten. Haklısınız. Ben zaten Alp'e ne zaman evlilik konusu açsam kesin bir bahaneyle konuyu geçiştirirdim. Ama geçmişte kaldı bunlar. Sadece hani keşke evliliğinde mutlu olduğunu görseydim. Onu böyle görmek istemezdim. Neva, Alp'e yakışan bir kadın değil bence. Saçma sapan bir kadının batağına düşmüş Alp. Bazen düşünüyorum da acaba yani Neva'yı daha önce tanıyordu. Onun için buraya döndü diye. Hayır.
Alp benim için döndü buraya. Ne var onun hayatında yeni biri? Abi bak emin misin? Sonra bir maraz çıkmasın. Hayır, Alp'i vurdun diye seni şikayet ediyorlar. E sen geçmiş olsuna geliyorsun. Oğlum, biliyorsun benim tabiatım böyle. Adrenalin seviyorum. Olsun. Ne işin var senin burada? Ne demek ne işin var? Geçmiş olsuna geldim. Kasım Bey de buralarda mı? Gel benimle. Ben. Ne yapmaya çalışıyorsun lan sen? Şişt, Emir Bey, yavaş. Ne var ulan Emir, Emir, Emir ha? Ne var? Şu elimizi kolumuzu bir indirelim, tatlı tatlı konuşalım ha? Ya bir şey yaptığım yok. Ne atarlı aile çıktınız siz böyle ya? Ben Alp'i görmeye geldim. Belki bir şey lazım olur, kanman, ne bileyim. Ya hiçbir şey lazım falan değil. Bas git, bizimkiler seni görmesin. Ya ne agresif adamsın sen. Ya biz seninle ortak değil miyiz? Benim Alp'i ziyarete gelmemden daha doğal ne olacak? Kim yapmış peki? Sınırlarını zorluyorsun Kur'an. Umarım sen yapmamışsındır. Bak şimdi sınırlarını sen zorluyorsun. Ben seni ortağım olarak görüyorum. Birlikte ileride çok iyi projelere imza atacağım bir ortak gibi. Ya ben yapmadım. Niye yolunda giden işime taş koyayım? Hem zaten Alp Uyansın herkes görecek. O da söyleyecektir benim yapmadığımı. Peki. Ben anladım seni. Şimdi git bizimkiler seni görmesin. İyi tamam. Dediğin gibi olsun bakalım. Görüşmek üzere. Görüşeceğiz seninle. Korun efendi. Geçmiş olsun. Sen hangi yüzle buraya geliyorsun? Hangi yüzle? Şu Neva Sultan'a bakın ya. Şimdi de Alp için kahramanlık yapıyorsun. Ya Neva Sultan, ben seni cidden baya baya hafife almışım. Sen yaptın biliyorum. Sen vurdurdun Alp'i. Ben yapmadım. Bırak! Bak, cesaretine de deliliğine de hayranım ama... bence yanlış adamla uğraşıyorsun. Ne demek istiyorsun sen? Ben bir şey demek istemem. Diyeceğime açık açık derim. Eğer Alp'i kötülüklerden korumak istiyorsan... benim dışımda dikkat etmen gereken biri daha var bence. Kim? Kıskanç abiye ne dersin? Kendini Emir'in yerine koysan mı? Günün birinde senden küçük bir velet... çat diye hayatına giriveriyor. Annesi kimdir, nedir, necidir bilen yok. Tam skandal ya. Ha, bu veletin gökten zembille hayatına girmesi bir yana senin olan, sana ait olan her şeye de ortakçı. Bence sen bunu bir düşün. Bir daha sakın karşıma çıkma. Sakın. Biz seninle daha çok karşılaşırız Neva Sultan. Abi bir şey mi dedin? Tavrına kurban olayım.
Neredesin oğlum sen? Dışarıdaydım, bir hava aldım. Biraz önce bir adamla konuşuyordum. Kimdi o adam? Hangi adam? Canım yanına gittin ya, sonra da ortadan kayboldun. Ha o sivil polis. Birkaç soru sorması lazımmış da ben de sizi yormamak için cevapladım. Ne konuştun sen polislerle? Koran atışı sorguya almışlar. İşte. Ben biliyordum bunun altından da o pisliğin çıkacağını. Baba bir sakin ol, yok öyle bir şey. Koran yapmaz öyle şey, yani yapamaz daha doğrusu. Çünkü adam bizimle iş yapıyor. Belki sonra bir daha yapacak. Bizimle herhangi bir sorun yok. Ayrıca Alp'le olan durumda da şikayeti kendi geri aldı. Sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Baba adam ifadesinde de söylemiş zaten. O saatlerde işinin başındaymış. Bir sürü tanığı var. Neyse. Alp ameliyattan çıksın. Göreceğiz bakalım. Ben geliyorum. Ellerimi yıkayacağım. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten. Zekanı fazla küçümsemiş. Çok cesursun. Karaoğlu ailesini karşına alman takdire şayan. Hayallerine doğru emin adımlarla ilerliyorsun. Ama dikkat et. Alp babasından daha acımasızdır. Sonun Seylan Sorgun'dan daha kötü olmasın. Alp asla acımasız biri değil Türkan Hanım. Aksine son derece vicdanlı biri. Ama şu an bana karşı aldığınız bu tavırla asıl acımasız olan sizsiniz. Biz de seni arıyorduk. Alp ameliyattan çıkmış. Nasıl, durumu iyi mi, görebildiniz mi? İyi, yok daha göremedik ama genel durumu gayet iyiymiş. Şimdi müşahede altında, birazdan da normal odaya alacaklarmış. Allah'ım sana şükürler olsun. Peki doktordan rica etsek görebilir miyim? Yok şu an göremiyoruz ama normal odaya alınca doktoru görüşecekmiş ailesiyle. O zaman bir rica ederiz, belki gösterirler. Tamam tamam, oraya gidelim o zaman. Tamam, hadi, hadi gidelim hadi. Hadi. Hadi, hadi. Doktor Bey. Alp Bey'in durumu gayet iyi. Hayati tehlikesi yok. Çok şanslıymış. Kurşunu başarıyla çıkardık. Sabaha toparlanır, kendine gelir zaten. Çok teşekkür ederiz Doktor Bey. Sayenizde. Geçmiş olsun, rica ederim. Çok teşekkürler. Ben görebilir miyim acaba oğlumu? Sabah gelseniz daha iyi olur. Şu an kendinde değil zaten. Yani burada beklemenize gerek yok. Ben burada kalabilir miyim Doktor Bey? Ameliyattan yeni çıkmış bir hastayı rahatsız etmek çok manasız. Doktor Bey haklı. Ben eşiyim. İzin verin burada kalayım lütfen. Ben de kalabilirim. Annesiyim ben de. O zaman sadece eşi kalsın. Siz gidebilirsiniz. Dediğim gibi Alp Bey'in durumu gayet iyi. Endişelenecek bir şey yok. Yani burada boşu boşuna beklemenize gerek yok. Ben zaten buradayım. Bir şey olursa size haber veririm. İçiniz rahat olsun. Doktor Bey'in dediği gibi hiç yorulmayın. Siz buyurun. Buyurun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Herkes bir şov yapma derdinde. Biri çıkar eşiyim der, biri çıkar annesiyim der. Annesi olduğunu da yıllar sonra hatırladı. Sakin. Tamam. Bu ne bahane meselesini çözeceğiz.
Yağmur. Hı. Hadi sen artık eve git. Bu niye ya? Ben buradayım zaten. Kalıyorum. Sen git bence. Olmaz öyle şey. Ben seni burada bırakmam. Buradayım. Yağmur, ben iyiyim. Hem doktoru duydun. Alp iyi olsa bile belki birkaç gün burada kalacağız. Sen git eve dinle. Yani? Hayli yalnız bırakma lütfen. Bir tanem Hayal babaannesiyle birlikte, merak etme sen. Evet ama yarın okulu var. Onunla gidersen gözüm arkada kalmaz. Ama sen? Yağmur lütfen. İyi tamam peki. Ama bak bir şey olursa arayacağım. Tamam söz. İyi tamam gel. Ben bırakayım seni o zaman. Taksiyle de giderim ben. Olur mu canım, öyle şey bırakırım ben seni. Hadi. Peki tamam. Bu arada tekrar geçmiş olsun ve gözün aydın çok şükür. Sağ ol Yağmur. Görüşürüz. Ben bırakıp gelirim. Tamam. Kasım Bey. Alp Bey'in durumu nasıl? Ameliyatta olduğu söylendi en son. Ameliyattan çıktı. Durumu da gayet iyi. Şu anda dinleniyor. Silahlı saldırı olduğu söylendi. Bu konuda bir açıklama yapacak mısınız? Emniyet güçlerimiz gerekli tahkikatı yapıyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kasım Bey, daha sorulacak sorularınız vardı. Selin Hanım geliyor. Koşun Selin Hanım. Selin Hanım çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Oğlumun durumu gayet iyi. Ameliyat iyi geçti. İyileşecek. Karahun ailesiyle birlikte gördük sizi. Evet. Böyle bir günde ben de, babası da tabii ki oğlumuzun yanında olacağız. Bunda anormal bir durum yok. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Selin Hanım. Alo. Alo Ferhat. Evde misin? Evdeyim. Ha, Sultan anneyi aradım da ulaşamadım, merak ettim. Ha yok, onlar yattılar ya. Anladım. Hayali miydi, bir sıkıntı olmadı değil mi? Yok, hiçbir şey olmadı, hiç sorun değil. Biraz oyun oynadılar babaannesiyle. Ondan sonra da yattı zaten. Tamamdır. Ben o zaman sabah yine ararım, okulu var. Evet, biliyorum. Sen gelemeyecek gibi olursan biz götürebiliriz, haberin olsun. Duruma göre haberleşiriz, olur mu? Tamam. Alp Bey nasıl? İyi mi? Daha iyi. Ameliyattan çıktı. İyi. Geçmiş olsun. İyi geceler. İyi geceler. İyi misin yavrum? Berk, birileri bana artık ne olup bittiğini anlatacak mı? Ne anlatmamı istiyorsun? Bugün Neva'ya neler yaptıklarını gördüm. Herkes düşman olmuş kıza. Ya o Koran'la alakalı. Yani Alp'i Koran'ın vurduğunu düşünüyorlar. Neva ile Koran arasındaki husumeti de bildikleri için. Ya onu demiyorum. Korhan'ı demiyorum. Korhan bela herifin teki zaten. Ben diyorum ki ne oldu da Neva apar topar Alp Bey'le evlendi? Bu akrep ordusu aileyi karşısına aldı. Ya bu kadın benimle konuşurdu. Bana anlatırdı. Ben şimdi hiçbir şey bilmiyorum, anlayamıyorum. Belki de o kurşun Neva'ya sıkıldı. Belki de Korhan yapmadı. Belki de Alp Bey'in babası gitti bir adam tuttu ve Neva'yı öldürtmek istedi. Olamaz mı? Olamaz tabii ki Yağmur. Olur mu öyle şey? Ne o zaman? Ne o zaman? Korhan Alp'i öldürünce eline ne geçecek? Başka bir şey var bunun altında. Neva ile Alp evlendi ve kurşunlar havada uçtu. Bak Berk, şu dakika bana olan biteni anlattın. Yoksa sonsuza kadar sus ve bir daha karşıma çıkma. Dinliyorum. Peki. Peki tamam. Sağa çek, ineceğim ben arabadan. Ya Yağmur yapma Allah aşkına. Çek arabayı, ineceğim arabadan. Yağmur bir dur, bari eve bırakayım. Tek başına gitme lütfen. Bir şey olmaz. Bundan sonra beni merak etmeni istemiyorum. Yağmur. Yağmur bir...
bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımıza yârim mahşere kaldı. O bizim kavuşmalarımıza. Ben yanındayım. Ben yanındayken sana kimse bir şey yapamaz. Senin yüzümden ne isim vermeyeceğim. Güveniyor musun bana? Hayat bazen çok yorucu değil mi ya? İnsanın aklı da, kalbi de çok yoruluyor. Görmüyor musun beni nasıl iyileştirdiğini ya? Ha? Öyle bir zamanda girdin ki hayatıma. Kör düğüm olmuştu her şey. İçinden nasıl çıkarım bilemiyordum. Şimdi o düğümler teker teker çözülüyor biliyor musun Eva? Biraz da senin sayen. Pencereden baka baka. Neva benim karım. Anladın mı? Benim karım. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Pencereden baka. Kendimi asla affetmezdim. Yarın yeni bir gün. Ama her şey yoluna girecek. Her şey. Neyse ki iyisin. Hayattasın. Beni bir başıma bırakıp gitmediğin için teşekkür ederim. Bambaşka bir hayatın içinde karşılaşmayı o kadar çok isterdim ki seninle. Ama şartlar ne olursa olsun, yanımda olduğunu bilmek bana güç veriyor. Eskiden yaşamak için tek bir sebebim vardı. Kızım. Artık kızımla ve seninle çoğalan sevinçlerim var. Günaydın. Günaydın. Uyandı mı hastamız? Yok, hala uyuyor. Değerleri gayet iyi. Alp Bey. İyiyim ben. İyisiniz, iyi. Allah'ım sana şükürler olsun. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Çok şanslısınız. Eşiniz bütün gece başınıza bekledi, hiç uyumadı. Ben ne zaman çıkabilirim? Şu an bir şey diyemem. Dikişleriniz var. Doktorlar bir görsün durumunuzu, ona göre. Ya kurşun çıktığına göre ben de çıkabilirim herhalde. Bu isteğinizi doktorlarınıza iletirsiniz. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Demek bütün gece uyumadın ha? Öleceğim diye mi korktun? Ben ölürsem başım belaya girer diye korktun herhalde. Zaten yanında vurdular beni. Zaten bu herif hayatıma girdiğinden beri başım beladan bir türlü kurtulmadı dedin değil mi? Ben... Defa şaka yapıyorum. Aşk olsun. Onu sen öyle düşündün değil mi? Neyi düşündüm? Baş belası oldu. Senden baş belası olmaz.
Sen de. Alp Bey, geçmiş olsun. Teşekkürler. Bizi biraz yanınızı bırakabilir misiniz? Tabii. Sultan anne günaydın. Hayal'in okulu var bugün. Yağmur'la konuştuğuma götürecek. Kusura bakma, sana da yük oldu. Torunum bana yük olmaz. Sen işine bak. Hayal'le konuşabilir miyim? Telefona verir misiniz? Anne. Canım kızım. Nasılsın, iyi misin? İyi işte, fena değil. Ne oldu? Küs müyüz yoksa hala? Hayır, hala küs değiliz de biraz kafam karışık. Konuşamadık da. Haklısın kızım, haklısın. Ama bunları düşünüp üzme kendini, olur mu? Okuldan çıkınca güzel güzel konuşuruz. Peki öyle olsun. Ben çantamı hazırlayacağım. Babaanneme veriyorum. Bay bay. Bay bay. Güvendiğin dağlara kar yağdı. Anlamadım. Maşallah dediğin kurşunlara geldi diyorum. Nasıl bir uğursuzsan. Sultan anne lütfen. Ölmemiş ya. Tahtına kurulursun artık. Koca Karahun ailesi de sana bir düğün yapar. Diyeceğim de çocuklu olduğundan zar o da nikahıyla kalırsın. Kapatıyorum Sultan anne. Kapat kapat. Hadi güle güle. Bu daha iyi günlerin. Buyurun girebilirsiniz. Dur dur, ne yapıyorsun? Ay ben hallederim. Dur yapma, ben veririm. Bekle. Nev abi oturur musun? Ne oldu? Bizimkiler sana kötü mü davrandı? Nereden çıktı şimdi? Neva doğru söyle bak lütfen. Canını sıkacak bir şey yapmadılar değil mi? Çok mu üstüne gittiler? Üzdüler mi seni? Yok. Seni çok yanlış tanımışım biliyor musun? O ne demek? Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun çünkü. Bak, babamı da Türkan anneyi de çok iyi tanıyorum. Ya senin canını sıkacak bir şey yaptılarsa ben onlar adına özür dilerim diyecektim. Ben üzülmedim. Onlar seni merak etmiş. Senin için endişelendiler. O kadar. Sen? Ben? Sen endişelenmedin. Polise ne söyledin? Hiçbir şey görmedik, bilmiyorum dedim. Sen Korhan'dan şüphelendiğini söylemişsin galiba. Evet. Yani ifadeleri almış. Adamlarıyla beraber bir serbest bırakmışlar. Olup bitti diye kapanmayacak değil mi bu dosya? Bir sorguyla bırakmazlar herhalde değil mi? Neva biraz dinlenelim mi? Nasıl? Biraz zaman tanıyalım, bu olay biraz soğusun. Sakinleşelim. Çok acele ediyorsun. Ben sadece... Alp Bey, günaydın. Günaydın. Alp Bey, gayet başarılı bir ameliyat geçirdiniz. Kurşunun hayati organa denk gelmemesi büyük bir şans. Ama haliyle fazla kan kaybetmişsiniz tabii. Baba duydun mu bak? Doktor her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Seni de boşuna kaygılandırmışım. Çıkış işlemlerini başlatabiliyoruz o zaman. Aceleniz ne canım? O kadar da değil tabii. Biz birkaç gün daha misafir edeceğiz sizi burada.
Yok olmaz. Bana keşke ölseymişim dedirtmeyin hocam lütfen ya. Bırakın gideyim. Alp, bence doktorunu dinlesen iyi olur. Alp Bey bakın, yaranız çok taze. Pansumanınızın ve ilaçlarınızın aksatılmaması gerekiyor. Yani o yüzden bir müddet daha hastanede kalmanız lazım. Hayır, mümkün değil, ben kalamam. Kalamam yani, evde ne gerekiyorsa yaparız yani, pansumandır, ilaçtır. Biraz daha ısrar edersen beni buraya bağlamak zorunda kalacaksınız çünkü. Kamil Bey, isterseniz şöyle yapalım. Bütün sorumluluğu ben alayım, ben oğlumu iyi tanırım. Galiba onu burada tutmak pek mümkün olmayacak. Size söz veriyorum, eve tam teşekküllü bir hastane ortamı kurdururum. Ya bilemedim ki. Nasıl olacak öyle? Ben başhekim beyle görüşürüm. Size sorun olmaz. Peki. Ben çıkış işlemlerinizi başlatayım o zaman. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Özür dilerim baba. O nasıl bir laf öyle? Hı? Senin kılına zarar gelse dünyayı yakarım ben. Ben dışarıdayım. Bir şey olursa seslenirsin. Seni vuranı gördün mü? Görmedim. Neva Korhan'ın adını vermiş. Evet, duydum, öyleymiş. Öyleymiş ama ben kimseyi görmedim yani. Ki Korhan olamaz. Yani şirketle anlaşması var, para kazanıyor sonuçta. Bilmiyorum. O adamı tanımıyorum. Hiç de güvenmiyorum. Neyse. Emniyet araştırıyor zaten. Bizim avukatlar da peşinde. Her geç ortaya çıkacaktır. İyi, hadi gidelim o zaman ya. Dur oğlum, dur. Tamam, yok. İyi, hadi gidelim evimize. Söz veriyorum, sana çok iyi bakılacak. En kısa zamanda ayağa kaldıracağım seni. Hayır, yok baba, ben eve gelmem ya. Ben kendi evime giderim. Oğlum, gidiyorsun. Sen doktorun söylediğini duymadın mı? Duydum baba, ben kendi evime bir doktor, hemşire bir şey ayarlarım yani. Hayır, oğlum. Baba, tartışmayalım istersen, tamam. Neva. Neva. Ne oldu? Evimize gidiyoruz. Benim eşyalarımı toplayabilir misin sen? Tabii, gel. Asıl. Anlatmaya başlayayım mı patron? Özet geç. Vallahi çekemem. Şimdi adamımız güvenli yere ulaşmış. Ailesine parayı da ulaştırdım. Arabanın durumunu biliyorsunuz yani. Araba falan yok artık. Yani her şey yolunda gidiyor patron. Güzel. Başka gelişme var mı? Başka? Ha, Alp Karavan uyanmış. Geç onu. Başka da bir şey yok patron. Her şey yolunda gidiyor. Bir de şu Erdal meselesini de hallettik mi? Nasıl halledeceğiz patron? Mallar ortada yok ki. Ya oğlum, keyfimi kaçırmasana. Allah Allah. Keyfin yerinde mi Korhan? Anlat bakalım. Böyle seni mesut, mutlu eden nedir? İmanetlerimi mi getirdin?
Emir? Nereye böyle? Muhasebeden aradılar. Babama ulaşamamışlar. Alp'in yanına gitmişti, ondan açamamıştır. Yani sesleri pek iyi gelmiyordu. Ben bir gidip baksam iyi olacak. Emir, dikkatli ol, tamam mı? Yani Alp'in durumu hepimizi çok üzdü ama... bir süre şirketten uzak kalacak. Baban da gerilimli bu ara. Sana çok iş düşüyor, farkındasın değil mi? Koltuğa sahip çıkman lazım. Sen merak etme. Merak etmiyorum canım, sadece hatırlatıyorum. Hadi toparla şu işleri. Senin için rahat olsun. Öyle bir planım var ki... ailemiz için de, şirketimiz için de çok güzel şeyler olacak. Benim lakabım neden mezarcı biliyor musun Koran? Biriyle işler yolunda gitmediğinde hemen mezarını kazdırırım çünkü. Mermere adının nasıl yazılacağına ölmeden önce sen karar verebiliyorsun. Ne güzel bir lüks değil mi? Erdal Bey, malları diyorsanız... Ya ben sana mal diyorum. Ne oldu lan sana? Takıldın bir kadının kuyruğuna, adını sanına çiğnedin be. Erdal Bey, kadının kocası paramın üstüne yattı. Kocası yattı, kadın mı yattı? Oğlum, senin bu kadınla başka bir derdin mi var yoksa? Erdal Bey, benim kadınla başka ne derdim olacak? Aşık mısın lan sen bu kadına? Ulan bu kadar mal kaybolurken sen niye bu kadının peşine düşüyorsun? Erdal Bey, en yakın zamanda malları bulacağım. Bulacaksın tabii. Alp'i vurduracağına git malın peşine düş. Ya bakarsın böyle mal mal. Ben her şeyi biliyorum. Bak Koran, zamanında oluyor. Malları getirmediğin her saniye senin ömründen gidiyor. Ya malları getireceksin ya da mezar taşını seçeceksin. Anladın mı? Anladın mı Koran? Araştırdın mı söylediğim şeyi? Tamam. Firma sahibi kim peki? Güzel. Ben hemen geliyorum şirkete. Sen bir an evvel dosyayı hazırla ver bana, tamam mı? Akşam Seylan Hanım'la bayağı bir yakındınız. Hayırdır? Vicdanını sızlattı herhalde. Çok iyi bilir bu işleri. Ne oldu? Ne anlattı sana? Ya vicdanım sızladığından değil, ben aslında özellikle yaklaştım Seylan Hanım'a. Hani sizin böyle kafanızda bazı soru işaretleri vardı ya, belki bir cevap alırım diye. Peki, bilmediğimiz bir şeyler anlattı mı bari? Alp'in evliliğinden onun da haberi yokmuş. Neva onun evinde yemek yapıyormuş önceden. Sonra durum buralara nasıl geldi ben de hiç bilmiyorum dedi. Ah tamam, neyse. Bu saçmalıklarla uğraşacak halim yok. Emir, Emir bu aralar çok dağıldı. İşine konsantre olmasını istiyorum. Ona biraz destek ol. İşleri toparlasın. Tamam? Tabii. Şöyle bırakın. Berk, şımartıyorsun beni. Kime gelmiş? Restoran çalışanlarından. Siz burada böyle rahat mısınız? Çok rahatım. Hiçbir eksim yok. Her şeyi halletmişsin. Teşekkür ederim. Ben eşyanı getireyim. Evet, ben de ufaktan kalkıyorum. Restoranı açalım artık. Bana bak, bir şey lazım olsa beni arıyorsun. Ben zaten uğrarım arada. Ayrıca doktorunu ayarladım. Pansumanın kontrolünü hiçbir şeyini aksatmıyorsun, tamam mı? İyiyim ben. İyi. Geçmiş olsun. Sağ ol.
Efendim? Estağfurullah. Alyans. Ben hemen güzel bir çorba yapıp geleyim. Ne var? Çok yoruldun sen de. Bütün gece hastanedeydin zaten. Biraz dinlen istersen, yorma kendini. Ben iyiyim. Hem doktoru duydun. Şartlı taburcu etti seni. Evde iyi dinlenmezsen doğru hastaneye. Onu da istemiyorsun sanırım. Bir şey olursa seslenirsin. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben mutfağa döneyim, size böyle güzel zencefilli bir çay yapayım. Hem şifa olur. Tamam. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Neyse ki iyisin. Hayattasın. Beni bir başıma bırakıp gitmediğin için teşekkür ederim. Bambaşka bir hayatın içinde karşılaşmayı o kadar çok isterdim ki seninle. Ama şartlar ne olursa olsun, yanımda olduğunu bilmek bana güç veriyor. Eskiden yaşamak için tek bir sebebim vardı. Kızım. Artık kızımla ve seninle çoğalan sevinçlerim var. Zencefilli çayın da geldi. Teşekkür ederim. Çorbanı bitirmemişsin. Hastanede de bir şey yemedim. Bitsin o çorba lütfen. Tamam şef. İlaçları aç karnına mı aldın? Evet şef. Doktor dedi ya tok karnı alacaksın diye. O kadar serumdan sonra tok sayılırdım zaten. Ama çorba başka, serum başka. Doğru, bu ne var şefin çorbası? İçmezsem olmazdı. Ne var, otursana bir. Özür dilerim. Neden? Ne yaptın ki? Bu kadar yaşadığın şey ve
Sana yaşattığım korkular için. Asıl ben özür dilerim. Bütün bunlar benim yüzümden başına geldi. Hayır, sen de kendini suçlamadın. Polise Korhan'ın adını verdim. Ama sorgulayıp geri bırakmışlar. Maalesef ellerinde onu suçlayacak bir delilleri yok çünkü. O değilse kim peki? Polis kamera kayıtlarını tekrar inceleyecekmiş. Bu işin peşini bırakmayacaklar. Sen de bunları düşünüp canını sıkma olur. Hayal nerede? Şimdi karşıma geçip beni sorguya çeker herhalde. Benim iyi hazırlanmam lazım. Okulda. Dün babaannesinde kaldı. Sabah da okula bırakmış. Okuldan alıp getiririm buraya. Eyvah. Bayağı bir fırça yiyeceğiz desene. Ben mutfağa döneyim. İşler yoğun. Gitme desem. Yoğunsun ya, uykusuzsun, o yüzden dedim. Ben iyi hissediyorum. Merak etme. Neva. Son birkaç gündür yaşadıklarımızı düşündüm. Ne olursa olsun benim yanımda oldun. Teşekkür ederim. Sen de birçok şeyi benim için göze aldın. Biz birbirimize bir söz verdik. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. Bence biraz dinlen. Zor bir gece oldu. Hoş geldiniz Seylan Hanım. Hoş bulduk Neva. Abicim. Nasılsın? İyiyim. İyi misin? İyiyim. Eğer sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? Yaran ne durumda, sızlamıyor? İyiyim. Ya alıyorum ilaçlarımı falan. Bir sıkıntım yok yani. Aslında seni eve götürmem lazım. Orada çorba yaparım, evimizde bakarım sana. Hayır, hiç gerek yok. Neva hepsini hallediyor zaten. Gerçekten iyiyim ben, merak etme. Alp'cim şimdi ben senin canını sıkmak istemiyorum ama... yani bu Neva hayatında olduğu sürece sen rahat edemeyeceksin. O seni bitirmeden sen bu evliliği bitir lütfen. Aç davayı. Hem bu saldırıyı da gösterirsin delil olarak. Bir an önce boşanırsın. Uğraşma bu kızla artık. Sen yani bayağı Neva'dan şikayetçi oluyorsun. Öyle mi? E tabii. Onun peşindeki adamlar yaptığına göre. Hem zaten ben ameliyattan vazgeçtim. Neva ile ilgili olarak söylüyorum. Ben yine uygun bir donör bekleyeceğim. Sonra da bulursak ameliyat olacağım. Hem zaten sözümü tutuyorum. Dediklerini yapıyorum. Kendime iyi bakıyorum. İlaçlarımı alıyorum. Alkol kullanmıyorum. Anne bak, biz bir yola girdik. Bir anlaşma yaptık. Konuyu artık tartışmayalım, tamam mı? Ölüm diyorsun. Evet. Alp ama... Anne lütfen. Peki. O zaman ben gideyim. Sen biraz dinlen, bir şeye ihtiyacın olursa beni ararsın, tamam mı? Cevdet. Neden ofisinizde değil de burada buluştuk? Anlatırım. Sen ne yaptın onu söyle bana. Şirketime sahibinin adını öğrendim. Pek de temiz bir adam olduğunu söyleyemem. Siz ne yapacaksınız bu adamla? Ufak bir işim var kendisiyle. Sen gerisine karışma. Eğer başınıza bir şey gelirse ben Kasım Bey'e... Sakın. Babama hiçbir şey söylemeyeceksin. Emir Bey, ben yıllardır sizin için iş yapıyorum. O zamana kadar da babanızdan hiçbir şey gizlemedim. Açıkçası bu durum pek de hoşuma gitmiyor. Bitti mi? Bu sefer gizleyeceksin. Bak,
Bakalım bu adamla korona karşı ne yapabiliriz? Alo. Kasım, merhaba. Ne var Selan, ne istiyorsun? Kasım. Konuşmamız lazım. Çok çok önemli. Neymiş bu kadar önemli olan? Ben biraz önce Alp'in yanındaydım. Eve uğradım. Toparlanmış gözüküyordu. Bunu mu konuşacağız yani? Bak Selan, o tercihini yaptı. Elbette benim de yapacaklarım var. Ama bu seni ilgilendirmez. Sakın burnunu sokayım deme. Kasım, gerçekten önemli. Lütfen geri çevirme beni. Selan, yapacak işlerim var. Seninle uğraşamam. Çok vaktini almayacağım. Söz veriyorum. Paramı isteyeceksin. Hayır tabii ki. Ne parası? Peki. Nereye geleyim? Hani şu sessiz sakin bir yer vardı. Eskiden seninle buluştuğumuz. Ama sakın yanlış anlama. Şey, orası gözlerden uzak diye orayı seçtim. Peki tamam. Birazdan görüşürüz. Hayatım, gidiyor musun? Evet. İşlerim var, çıkmam lazım. Şirkete mi? Niye sorup duruyorsun? İşim var işte. Allah Allah ya. Günaydın. Niye geldin? Dün öyle indin gittin ya arabadan, merak ettim. İyi işte, gördün. İşimdeyim, gücümdeyim. Alp çıktı eve bu arada. Biliyorum, Neba söyledi. Ziyaret etmek ister misin? Kimi? Alp'i. Hani geçmiş olsun mahiyetinde. Sen benim geçmiş olsun dileklerimi iletirsin. Bu mu yani Yağmur? Görüşmeyelim mi artık yani? Ben görüşmemizin senin için çok önemli olduğunu sanmıyorum Berk. O ne demek ya? Olur mu öyle şey? Nereden çıktı o ya? Hani biz öylesine takılıyoruz ya. Çok da büyük bir kayıp olmaz senin için yani. Burayı özellikle seçtin değil mi? Telefonda da söyledim. Gözden uzak diye burayı seçtim. Ailene laf gelmesin diye. Evet. Dinliyorum. Bir selamlık hatırımız kalmamış anlaşılan. Peki tamam, konuya gireyim ben. Selam. Gerçekten çok işim var. Uzatmayalım. Peki. Bak Alp... Sakın. Alp deme bana, çok sinirliyim. Önce sen çıktın, ortalığı birbirine kattın. Sonra Neva çıktı. Çocuğun düzenini, hayatını paramparça etti. Alp'ten bahsetme. Gerçekten kaldıramıyorum. Tamam, sinirlenme. Bunları daha önce de konuştuk zaten. Benim sadece söylemek istediğim şey Alp'in yapma... Selan, daha önce de söyledim. Alp'ten bahsetmek istemiyorum. Sonunda el birliğiyle çocuğumu benden kopardınız. Artık dayanamıyorum. Eğer devam edeceksen ben gidiyorum. Lütfen gitme. Şöyle bak. Çok şey değil. Oğlum soyumdan çıkmaya kalktı o kızı üstünde. Başını belalara soktu. Ölümlerden döndü. Bir baba olarak affettim. Evime götürmek istedim. Ama yine o Neva denilen kızı taktı peşine. Beni sildi attı. Keşke buraya hiç dönmeseydi. Amerika'da bir düzeni vardı, bir hayatı vardı. Aramızda saygı vardı, sevgi vardı. Hepsi bitti. Alp benim için döndü buraya. Selam. Bırak Allah'ını seviyorsan. Buraya gelmeseydi seni de çoktan silip atmıştı. Alp benim için döndü.
Hastayım ben Kasım. Çok hastayım. Hastasın öyle mi? Doğru. Hastasın. Akıl hastasısın. Ve hepimizi hasta ediyorsun. Ölüyorum ben Kasım. Ah Seyran. Bu da yeni numaralarından biri mi? Ben de ölüyorum. Senin yüzünden. Her gün azar azar. Ben de ölüyorum. Ölüyorum ben. Nedir bu? Gerçek mi? Maalesef. Ne zamandan beri? Üzüldün mü sen? Ben çok şey yaşadım. Hepsini atlattım. Ama bu kez gücüm kalmadı. Şimdi sen bana kızacaksın. O rezil hayatı yaşarsan bunu hak edersin. Ben vicdansız biri değilim. Seni üzmek için söylemedim. Doktorlar tek umudun nakil olduğunu söylüyorlar. Karaciğer nakli olmalıymışım. Uzun zamandır donör bekliyorum. Niye bana daha önce söylemedin? Seni daha fazla huzursuz etmek istemedim. Demek kalp bu yüzden döndü. Neva ile de apar topar bu yüzden evlendi. Bana donör olması için anlaşma yapmış o kızla. Avukat emniyetle görüşmüş. Kamera kayıtlarını tekrar incelemişler ama hiç kimseyi tespit edememişler. Koran'dan başkası değil. Belli ki iyi kamufle etti kendini. Ama emniyet bu işin peşini bırakmayacak. Öyle ya da böyle kıstıracağız bu sefer o Korhan'ı. Sen merak etme. Ben bir ayağa kalkayım da. Sen bak Allah aşkına bir daha elinde delil olmadan, kanıt olmadan şu herifin kuyruğuna basma. Ya tamam neyse ya. Yanında güvenlik olmadan da çıkma, tek başına gezme. Oldu kardeşim, çip tak bir de bana. Aa gülmedi. Hala gülmüyor. Oğlum espri yaptım, gülsene lan. Sende bir şey var, ne oldu? Abi Yağmur beni çok darlıyor. Sürekli Neva ile olan gizli evliliğinizi sorguluyor. Sürekli yani. Ah be abi, bana da sürpriz oldu diyemedin mi ya? Yağmur Neva'nın en yakın arkadaşı değil mi? Biz niye saklıyoruz ondan gerçekleri ya? Şimdi burada Neva'nın hassasiyeti çok önemli yani. Belli ki Yağmur'a söyleyemiyor bu durumları. Ki çok yakın arkadaşlar, sen söyledin. Ama işte öyle olunca da bu sefer bana tavır yapıyor, saklıyorum gerçekleri diye. Güzel kardeşim, sen de bir şey sakladığını belli etmişsin kız ama. Ya tamam. Ya er ya da geç. Gerçeği öğrenecek Yağmur, sana da hak verecek, bak görürsün. Tamam mı? Sen sıkma canını. Ha şey, bu arada avukat aradı. Ne? Bu etik kurul bizimle görüşmeyi bekliyormuş. Neva ile konuşacağım. Yani gidelim şu işi halledelim, atlatalım artık yani. Kolay gelsin kardeşim. Çok zor sınavdan geçeceksiniz, haberiniz olsun. Hallederiz. Hı. Neva'dır. Selam. Selamlar, hoş geldin. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ben sana şimdi bir meyve tabağı hazırlayayım. Ha, yok yok Ece, gerek yok. Ama şimdi senin böyle doğal şekere ihtiyacın var. İstemiyorum Ece, istemiyorum. Sağ ol.
Yani birinin senin için bunu yapması... Var bak, çayım da var. Neva hallediyor her şeyi, gerek yok. Abi sen dün gece ne yaşadığını farkında mısın? Ölüyordun sen dün. Ölümden döndün. Ailen, ben, hepimiz gerçekten çok endişeleniyoruz ya. Sen ne kadar kabul etmek istemesen, inkar etsen de... ...bu yaşadıklarının tek bir sorumlusu var. O da Neva. Ya yeter. Yeter ya, yeter. Herkesin evime kadar gelip bana bu konuda seminer vermesinden bıktım ben ya. Ben Neva'yı seviyorum. Tamam mı Ece? Onunla evlenirken de kimseye söylemedim çünkü herkesin karşı çıkacağını biliyordum. Ciddi misin sen? Evet. Aşıksın yani. Evet, aşığım Neva'ya. Tebrik ederim kardeşim. Çok güzel oyunculuk. Oyunculuk falan yoktu. Gayet samimiydim söylediklerimde. Ben Neva'yı seviyorum. Doktor Bey, ben Kasım Karaoğlu. Evet, ta kendisi. Nasılsınız? Doktor Bey, sizinle bir konu hakkında görüşmek istiyordum. Seylan Sorgun'un rahatsızlığı hakkında. Evet, ama ben yüz yüze görüşmeyi tercih ederim. Görüşmemizden sonra da halletmemiz gereken şeyler olacaktır. Ama çok güzel. O halde biz geliyoruz. İyi günler, görüşmek üzere. Sen benim hastalığımla ilgili sana yalan söylediğimi mi düşünüyorsun? İnanamıyorum. Ben sana hiçbir konuda yalan söylemedim. Hiçbir zaman. Selam. Şu anda yalan söyleyip söylemediğinle ilgilenmiyorum. Neyle ilgileniyorsun acaba? Abi, sence de çok tehlikeli değil mi bu dediğin şey? Evet abi, çok tehlikeli biliyorum. Ne haber ufaklık? Ufaklık mı? Kalkma kalkma. E ufaklık tabii. Abin değil miyim oğlum ben senin? Ufaklık diyeceğim tabii. Hoş geldin demiş. Ne haber? İyi ver senden. İyidir sağ ol. Kardeşim hastanede tutamamışlar seni. Acelen neydi? Biraz işim vardı abi, çıkmam lazımdı. Ben sizi yalnız bırakayım. Konuşacaklarınız vardır. Görüşürüz. Eyvallah. Ne oluyor? Abi konuşmamız lazım. Konu nedir? Konu Korhan Ateş. Bunun için mi buradayım ben? Abi. Abi abi. Oğlum babam bir taraftan, sen bir taraftan. Ya ne Korhan'mış ya? Alt tarafı bir anlaşma imzaladık adamla. Abi müsaade edersen anlatacağım. Ya müsaade edecek bir şey yok. Hani ben sana buraya geçmiş olsuna geliyorum. İki muhabbet ederiz diye geliyorum. Senin bana... Neyse. Ben çok sıkıldım artık bu muhabbetten abi. Abi beni Korhan vurdu. Nasıl? Bir dinlerse anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Emir, tutma beni, ver. Acelem var. Allah Allah. Bir de bununla uğraşıyoruz. Lan zaten ensemizde ayı bağırıyor. Görüşmemiz lazım. Geleceğinle ilgili. Emanet mallarla ilgili.
Bakıyorum ilgini çekmeyi başardım ha Korhan Bey. Neden bahsediyorsun? Ne malı? Konum atıyorum. Hemen gel. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Yürü. Ha müdürüm. Selamlar. Emniyette misiniz acaba? Tabii tabii. Şimdi ben ifademi verdikten sonra bazı gelişmeler oldu da... ...o ayrıntıları sizle bir konuşmam lazım. Ha ben çıkıyorum şimdi. Çok zaman kaybetmeden gelirim yanınıza. Tamam. Tamam. Oğlum niye beklemedin beni? Giyinmene yardım ederdim bari. Ha yok yok iyiyim ben. Hadi hadi organize şube müdürü bekliyor bizi. Hala inanamıyorum. Sen şimdi benim hayatımı mı kurtaracaksın? Ben bunu aslında... Biliyorum Alp için yapıyorsun. Yine de sana çok teşekkür ederim. Ben de zaten Alp'in bu zorunlu evliliği yapmaması için sana her şeyi anlattım. Sadece Alp için değil. Senden çaldığım umutların için. Sana verip tutamadığım sözlerim için sana borçluyum. Ben sana bir hayat borçluyum Seyna. Ne olur bunu yanlış anlama. Bugüne dair anlamlar yükleme. Bunu geçmişte çok sevdiğim bir kadına yaptıklarımın kefaret olarak düşün. Ben yine de minnettarım sana. Her şey çok iyi olacak. Ameliyattan sonra da sana iyi bakılacak. Kendine yepyeni, sağlıklı bir hayat kuracaksın. Kuracağım, söz veriyorum. Kasım, bunu Türkan'a nasıl söyleyeceksin? Sen onu düşünme. Senin yaşaman daha önemli. Mevzuyu anladın mı? Anlaşıldı abi, o iş bende. İyi. Mallar nerede? Önce bir sakin ol Koran. Benimle oyun oynama. İyi tamam sakinim. Anlat. Seninle bir yere kadar gideceğiz. Ama yalnız. Hadi. Vakit kaybetmeden gidelim. Nereye gideceğimizi söyle bari. Merak etme Koran. Sana bayılacağım bir sürprizim var. Emanetlerini alacaksın. Eğer sana zarar vermek isteseydin... ...polise ifade verirken... ...Koran Ateş'ten bize zarar gelmez demezdi. Hadi. Haber bekleyin. Nerede bunlar ya? Allah Allah. Ha, Nesrin Hanım, Kasım Bey yerinde mi? Yok Türkan Hanım, bugün hiç gelmedi. Emir? Emir Bey'i de görmedim. Allah Allah. Türkan Hanım. Hah, Ece. Merhaba. Sen de yeni geldin sanırım. Evet, dışarıda birkaç işim vardı. Emir nerede? Ben bilmiyorum, bugün hiç konuşmadım. Hay ikisini de arıyorum, telefonlarını açmıyorlar. Hay işler ne durumda, kimsenin umurunda değil. Türkan Hanım, ben aslında Kasım Bey'le konuşacaktım ama sizi görmüşken size söyleyeyim. Ben işten ayrılmak istiyorum. Ne? Ayrılmak mı istiyorsun? Niye? Öyle gerekiyor. Ne demek canım öyle gerekiyor? Saçmalama, hadi gel bir konuşalım. Aa, gel. Gel. Merhabalar. Alp Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun otur. Teşekkürler. Korhan Ateş'le ilgili bir gelişme var dediniz. Evet var. Sizi dinliyorum.
Kasım Bey, hoş geldiniz. Alp'i aradıysanız burada değil. Ya öyle kız. Buraya seninle konuşmaya geldim. Benimle mi? Niye? Ben lafı uzatmayı sevmem. O yüzden hemen konuya gireceğim. Derhal Alp'ten boşanacaksın. Ortadan kaybolacaksın. Ben... Sakın bana Alp'i seviyorum falan deme. Ben onunla ne için evlendiğini gayet iyi biliyorum. Ve bu suç ortak olmayacağım. Alp'i senden kurtarmak için buradayım kızım. Kasım Bey, siz neler söylüyorsunuz? Sözümü kesme. Seylan'ın hastalığını, senin ona donör olduğunu, bunun için Alp'ten para aldığını hepsini biliyorum. Bizim böyle oyunlara ihtiyacımız yok. Seylan'la konuştum. Onun yaşaması için ne gerekiyorsa ben yapacağım. Sen de hayatımızdan çıkıp gideceksin. Boşanma mevzunu falan kafana takma. Avukatlarımız o işi halledeceklerdir. Hadi kızım. Yoluna git. Kendine yeni bir hayat kur. Açmayacağım. Oğlum delirdin mi sen ya? Bu halde buraya geldiğinde iki saat tartışacağız sonra. Zaten yanına gideceğiz, ben anlatırım sonra. Tırstın mı? Hı? Genel müdürümüzle konuştuk. Anlattıklarınız çok ciddi şeyler. Bu yüzden sizle görüşmek istedik zaten. Şimdi müdür bey, siz bizi de şirketimizde çok yakından biliyorsunuz zaten. Yani biz hiçbir zaman böyle şeylere göz yummadık, yummayız. O yüzden ne gerekiyorsa yapın lütfen. Sonucu ne olursa olsun. Pekala. İşleminiz. Pardon. Efendim canım. Alo Yağmur. Sen Hayali okuldan alır mısın? Ben de işim biter bitmez geleceğim. Tamam, tabii ki alırım. Ama sen iyi misin? Sesin bir tuhaf geliyor. Alp nasıl? O iyi. Sen? Sen iyi değil gibisin. Görüşünce anlatırım Yağmur. Tamam, ben Hayali alırım da sen de beni çok merakla bırakma, hemen gel. Thank you.
geç. Mallar nerede? Oo. Korhan. Korhan'ım. Hoş geldin. Hayırdır? Ne oluyor? Bir şey yok. Sadece konuşacağız. Yalnız bırak. Şimdi Korhan, Emir Bey beni aradı. Galiba aranızda bir iş meselesi varmış. Doğrudur. Beni bilirsin. Bana çalışıyor olsan da senin işlerine pek karışma. Bana malımı ver, paramı ver. Kâfi. Gerisi beni ilgilendirmez. Değil mi kardeşim? Eyvallah. Ama sen malları kaybettin. Doğru mu? Para da yok ortada. Korhan, bende kal. Bende kal oğlum. Mallarınız bende. Size teklifim çok açık. Ben size malları vereyim, siz de benim hayatımdan çıkın. Ve tabii ben de sizin. Korhan sizin adınız ve artık benim aileme musallat olmaya başladı. Bunu ailemin hayatından da, benim hayatımdan da uzak tutacaksınız. Eyvallah. Sen malları ver. Ya onu da kafana takma. Güzel. Bir daha gözüm görmesin. Ne diyorsunuz lan siz? Derhal Alp'ten boşanacaksın. Ortadan kaybolacaksın. Ben... Sakın bana Alp'i seviyorum falan deme. Ben onunla ne için evlendiğini gayet iyi biliyorum. Ve bu suç ortak olmayacağım. Hiç utanman yok değil mi? Para hırsı bürümüş aklını. Para para diye oğlumun başını yedin. Şimdi de bulduğun ilk zengine yamadın kendini. Sen artık benim meleğim değilsin. Melekler asla yalan söylemez. Ama sen bana yalan söyledin. Sen benim tanıdığım Neva olamazsın.
Ablacığım trafik var. Sağdan insek, alt yoldan gitsek olur mu? Ablacığım, iyi misin? Abla, ablacığım. Vedat, ne yaptınız? Temizlediniz mi dışarıyı? Güzel. Mezarcı Erdoğan. Erdoğan. Bana neden Korhan Ateş diyorlar biliyor musun Erdoğan? Çünkü düştüğüm zaman cirmim kadar yer yakıyorum. Benim de cirmim hiç fena değil, değil mi? Haymir. Bey. Ne diyorduk? Ne o? Aklınızca bir olup bana iş mi koyacaktınız? Ha? Dua et kafana sıkmadın. Sen benim için bir çeksin. Babandan alacağım milyonların çeki. Yoksa çoktan kafana sıkardım. Ama akıllı ol. Bu çeki vaktinden önce kırdırtmayayım. Yürü. Ne bakıyorsun mal mal? Git arabayı getir fırla. Al hemen bunu al al al. Korhan Ateş. Silahını bırak ve teslim ol. Çıkın yoksa bu adamı öldürürüm. Bak, seni uyarıyorum. Senin için iyi olmayacak. Hemen teslim ol. Bana bir şey olursa bu adamı yakarım. Kardeşimle bir olup mu yaptınız lan bu şerefsizliği? Burada bir tane şerefsiz var Kurhan. O da sensin. Geri basın, vururum! Senin için yolun sonu göründü Korhan Efendi. Eğer benim için yolun sonu göründüyse senin için de yolun sonu. Emir Karahan. Sözde abi ben olacağım. İyi ki senin sözünü dinlemişim. Yoksa kim bilir başıma neler gelecekti. İyi ki varsın. Çok sağ ol. Sen de sağ ol. Ya Yağmurcuğum. Annem ne zaman gelecek? İşi bitince gelecek aşkım. Biz de şimdi beraber seninle yemek yaparız. Onun da işi bitmiş olur, gelir. Tamam. Aa babaannem. Hani annesi alacaktı bunu okulda? İşi bitince gelecek o da. Laf. Sen olmasan, ben olmasam. Ya tamam Sultan teyze, neyse ne işte. Biz de ne güzel beraber yemek yapacağız. Yok, bu böyle olmaz. Ben konuşacağım Neva'yla, çocuk bende kalsın. Ne? Efendim Neva'cığım. İyi günler. Neva Can Polat'ın yakını mısınız? Evet, ben arkadaşıyım, buyurun. En son sizinle görüşmüştü hasta telefonundan. Şu an müşahedeye aldık kendisini. Hangi hastane?
Tamam. Tamam, ben hemen geliyorum. Ne olur? Neva hastanedeymiş. Benim hastaneye gitmem lazım. Ne olduğunu, ne bittiğini öğrenmem lazım. Ben de geleceğim. Ne oldu anneme? Bebeğim, sakin ol. Hiçbir şey yok. Ben şimdi hastaneye gideceğim, geleceğim, öğreneceğim ne oluyor, ne bitiyor, tamam mı? Sen babaannenle kal. Tamam mı? Ben hemen geleceğim. Ne olmuş ki? Bilmiyorum Sultan teyze, bilmiyorum. Öğrenince arayacağım, tamam. Hadi kuzum, gel biz eve gidelim. Nasıl geçti okul? İyi miydi? Aferin. Güzel iş başardın kardeşim. Başardık. Berk, sen bir Neva'ya bakar mısın? Oğlum, hiç Neva'yı boşuna aramayın. Neva artık yok. Ne demek yok? Yok. Gitti. Berk, sen bizi biraz yalnız bırak. Tabii. Ne demek Neva yok? Siz ne yapıyorsunuz siz burada? Alp, lütfen. Babanı bir dinle canım, ne olur. Bak oğlum, ben her şeyi öğrendim. Annenin hastalığını, Neva'yla oynadığınız oyunu, bu evliliği niye yaptınız? Zaten biliyorsun, bu evliliğe ben başından bile ikna değilim. Neva'yla evlenmemin annemin hastalığıyla hiçbir... Yeter lütfen. Buna gerek yok. Bak oğlum, anneni merak etme. Ona ben donör olacağım. Bütün tahlillerini yaptırdık. Hemen ameliyata gelecek. Artık sen de bu Neva'ya takılma. Onun bütün derdi paraymış. İşte bak, parayı aldı, çekti gitti. Artık yok. Ne parası ya? Buraya geldim, para teklif ettim, gitti. Yok işte, yok. Ay lütfen, nereye? Tamam, boş ver. Bırak gitsin. Neva'yı bulamaz. Kasım Bey, bu size aitmiş. Neva Hanım seyir etmemi istedi. Neva Hanım'ın durumu maalesef çok ciddi. Hemen tedaviye başlamazsa durumu daha da kötüye gidebilir. Beyindeki tümör çok riskli bir yerde. Alp Bey, artık bana ihtiyacınız kalmadı. Boşanmak istiyorum. Bana Korhan için verdiğiniz parayı en kısa zamanda ödeyeceğim. Her şey için teşekkür ederim. Thank you.
Neva? Ben Yağmur. Ya Yağmur nerede? Telefonu verir misin Neva'ya lütfen? Neva çok hasta. Yağmur neredesiniz? Neva'nın yerini söyler misin lütfen? Tamam geliyor. Alp gerçekten beni ipin ucundan aldı. Yoksa hayatım bitmişti. Aynı şey Alp'in başına gelse sen de öyle davranırdın herhalde. Sonuçta kardeşsiniz siz. Ya bu öyle hafife alınacak bir şey değil anne. Yani eğer Alp o esnada orada olmasaydı... ya ben uyuşturucudan hapse girmiştim ya da çoktan Koran kafama sıkmıştım. Of, of. İnanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Ya şu uğraştığımız şeylere bak. Başımız dertten bir türlü kurtulmuyor. Ne aksiyonlu aileymişiz. Bütün bunlar olurken şirketi de boş verdik. Ne sen uğruyorsun, ne baban uğruyor. Alp de ortada yok. Ha bu arada Ece de istifa etti. Vallahi Ece'nin derdi neydi, neden gitti ben de bilmiyorum ama... şirkette her şey yolundu. Sen kafana takma. Ben artık tartışmak istemiyorum. Sen de git canım. Sen de git. Kasım, neredesin sen ya? Neredesin? Ne oluyor yine? Asıl ben sana soruyorum ne oluyor gene? Şirkete gittim yoktun. Restorana da gitmemişsin. İşlerim vardı. Allah Allah. İşlerim vardı demek. Çok önemliydi herhalde. Telefonunu bile açamadığına göre. Az görüşmelerim vardı. Şimdi müsaade edersen. Kasım, ha? Bu ne? Ne okuduysan o. Ne okuduysam o, öyle mi? Ya sen nasıl yaparsın buna? Ne zaman söylemeyi düşünüyordun bana bunu? Sen Seylan'ın bağışçı mı oldun? Seylan oğlumun annesi. Evet oldum. Bıktım artık. Gerçekten bıktım. Alp bu evliliği neden yapmış biliyor musun? Neden yaptı? Annesinin hayatını kurtarabilmek için. Neva, o mutfakta çalışan hizmetli kız, para karşılığında annesine döner olmayı kabul etmiş. Etik kurulunun şartlarına uymak için de evlenmek zorunda kalmışlar. Ne diyorsun sen ya? Çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım ben. Gerçekten çıldıracağım artık. Yani şimdi sen Seylan'a bağışçı olup... Oğlumu büyük bir yanlıştan döndürdüm. Oğlumuzu. Umarım biraz rahatlamışsındır. Neredeyim ben? Hastanedesin. Ne oldu bana? Şiş, şiş. Sakın yat. Yat. Tansiyon düşmüş sadece biraz. Bayılır mısın? Alp Bey buraya gelmemeliydiniz.
Alp Bey'im diyorsun bana. Sen de bence. Ben bir not bıraktım. Görmedin sanırım. Not mu? Ben boşanmak istiyorum. Donör olmak için bana ihtiyacınız yok. Ama benim sana ihtiyacım var Neva. Hem evlenirken birbirimize bir söz vermiştik. Unuttun mu? Neva, ben seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Hayal de sen de benim ailem olduğunu sandın. Ay, bu mümkün değil. Biz zaten bir amaç için yola çıktık. Biz bir aile değiliz. Baban... Biliyorum. Anneme donör olacakmış. Bu durumda sözleşmemiz sona erdi Alp Karım. Başka türlüsü de olamazdı. Sözleşmemiz sona ermiş olabilir. Ama evliliğimiz devam ediyor. Ben seninle bütün ömrümü geçirmek istiyorum. Seni seviyorum Neva. Senin duyguların da önemli tabii. Umarım benden nefret ettiğini söylemezsin. Bizim bir geleceğimiz olamaz Alp. Ben çok hastayım. Anlaşmayı da o yüzden yaptım zaten, kızımın geleceğini düşünerek. Ben olmasam da hayatı güvence altında olsun istedim. Hayrin de senin de güvenceniz benim artık. O hastalığı atlatacaksın. Birlikte yeneceğiz. Söz veriyorum. Tedavin için Amerika'ya gideceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yeter ki beni istemediğini, sevmediğini söylemen olur. Ben senden vazgeçmek istemiyorum. Sen biliyor musun? Biliyorum. Keşke daha önceden öğrenseydim. Ama hiçbir şey için geç değil. Hala bir umut var Neva. Bizim için hala bir umut var. Mutluluğumuz için. Ben hala senden o cümleyi duyamadım. Ben rüyada falan mıyım? İyisin. Ben de. Ben de seni seviyorum.